Kadı Burhaneddin 1345-1398 1345 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. 13. yüzyıl başlarında Harzem'den Anadolu'ya göç eden Oğuzların Salır boyuna mensup Kayseri Kadısı görevinde bulunan Şemseddin Mehmet'in oğludur. Asıl adı Ahmet olan Kadı Burhaneddin annesi öldüğü için babası tarafından yetiştirilmiştir. Çok zeki olan Kadı Burhaneddin henüz 12 yaşındayken Sarf, Nahiv, Lügat, mantık, hesap, aruz gibi ilimleri görmüş, siyakat yazısı yazmış, Arapça ve Farsça divanlar okumuştur. 1358 yılında 14 yaşındayken babasıyla birlikte Mısır'a gitmiştir. Orada öğrenimine devamla fıkıh, usulî fıkı, feraiz, hadis, tefsir, heyet ve tıp gibi bilim derslerini takip ederek dört mezhep hakkında bilgi edinmiştir. 1362 yılında Şam'a geçip orada bir buçuk yıl Mevlana Kutbedin Razi'nin derslerine devam etmiştir. Oradan babasıyla hacca gitmiş, Hicaz'dan dönerken babasını kaybetmiştir. Daha sonra Kadı Burhaneddin bir yıl Halep'te kalıp orada öğrenimini sürdürmüştür. Kadı Burhaneddin 1364 yılında Kayseri'ye dönmüştür. Kayseri o zaman Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan ufak beyliklerden biri olan Sivas çevresinde kurulmuş olan Eratna Beyliği idaresi altındaydı ve hükümdar Giyasettin Mehmet Bey'di. Kadı Burhaneddin, babasının eski görevine tayin edilmeden önce güçlük çekmiştir. Ama hükümdar Eratna oğullarından Giyasettin Mehmet Bey tarafından Kayseri Kadısı olarak göreve atanmıştır. Kadı Burhaneddin, bu hükümdarın yakın danışmanlığını yapmış olup hatta kızıyla evlenip damadı olmuştur. Bu sırada Eratna hükümdarı Mehmet Bey'in öldürülmesi, Ülkeyi iç karışıklıklara sürüklemiş, bu durumdan rahatsız olan Kadı Burhaneddin, bir müddet Kayseri'de bulunan çiftliğine çekilerek durumu takip etmeye başlamıştır. Kısa süre sonra Giyaseddin Mehmet Bey'in öldürülmesiyle, Eretne Beyliği hükümdarlığına oğlu Alaaddin Ali Bey geçmiştir. Bu karışıklıklardan sonra Eretne hükümdarı Ali Bey, Kadı Burhaneddin'den yardım istemiştir. Ali Bey'in yardım isteğini yere getiren Kadı Burhaneddin, bu yardımlarına karşılık olarak Eretna hükümdarı Ali Bey tarafından 1378'de vezir olarak atanmıştır. 4 yıl süren vezirliği sırasında iç ve dış güçlerle uğraşmıştır. 1381'de Alaaddin Ali Bey vebadan vefat etmiş ve Eretna Beyliği hükümdarlık tahtı 7 yaşındaki oğluna kalmıştır. Önce emirlerden kılıç aslan devlet naipliğine getirilmiş ama emirler arasındaki siyasi güç rekabeti sürekli karışıklıklar ortaya çıkarmıştır. Kadı Burhaneddin halkın da isteği ve ısrarı üzerine beyliğin bu zayıflığından istifade edip 1381'de Naip Kılıç Aslan'ı öldürüp onun yerine beylik naibi olmuştur. Hemen sonra aynı yıl 1381'de Sivas'ta istiklalini ilan ederek kendi adını hutbe okutup para bastırmıştır. Sultanlık makamına geçip Kadı Burhaneddin Devleti adını taşıyan bir devlet kurmuştur. Bu devletin hükümdarlık makamında 18 yıl hüküm sürmüştür. Bir yandan kendi devletinin iş bütünlüğünü sağlayıcı politikalarla uğraşırken diğer taraftan komşu beylik ve devletler olan Akkoyunlular, Osmanlılar ve Memlükler ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Kadı Burhaneddin kendisine isyan eden yeğeni Şeyh Müeyyidi Akkoyunlu hükümdarı Kara Gülük Osman Bey yapmış olduğu antlaşmaya uymayarak öldürmesi üzerine 1398 yılında Akkoyunlu hükümdarı Karayürük Osman Bey ile savaşa girişmiş, bu savaşı kaybedip esir düşüp öldürülmüştür. Kadı Devlet de onun öldürülmesiyle birlikte son bulmuştur. İksirüs, saadet fi esraril ibadat, vücut, icat ve hikmet konularını ele alan, ibadetin hakikatlerinden ve sırlarından bahseden Arapça bir eserdir. 1395-1396 kışında Sivas'ta yazılmıştır. Tecrühü Tavzih Fıkıh konusunu işleyen Arapça bir eserdir. Yazar 1387 yılında bitirmiştir. Bir nüshası Ragıp Paşa Kütüphanesi 831 numarada kayıtlıdır. Farsça ve Arapça şiirler Farsça ve Arapçayı çok iyi bilen şair her iki dilde de eser yazmışsa da Farsça şiirleri elimize değildi. Arapça 3 şiiri İksüret Saadet fi Esrarin İbadat adlı eserde yer almaktadır. Türkçe divanı, divanın tek nüshası Londra British Museum'da 4126 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Divanda 1268 gazel, 45 eksik gazel, 3 beyit, 20 rubayi ve 116 tuyu vardı. Divan üzerinde bugüne kadar birkaç önemli çalışma yapılmıştır. Divanın hattatı Halil bin Ahmet'tir. Türk dili ve divan edebiyatının ilk örneklerinden olması bakımından bu eser 14. yüzyıl Türkçesi için bir hazinedir. Divanda atasözleri, deyimler, hikmetli sözler oldukça fazladır. Divan, arkeik ve mahalli Türkçe kelimeler açısından oldukça zengindir. Divanı bu açıdan yeteri kadar incelenmemiş, şiir anlayış ve şairliği konusunda yeterli tahlillere girilmemiştir. Divanı 1943 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmıştır. Divanı Muharrem Ergin tarafından 1980 yılında yeniden yayınlanmıştır. Gönülüme ben dedim ki kandasın. Gönülüme ben dedim ki kandasın. Gamzesinin oklarıyla kandasın. Kisus ile bende düştüm bir gönül. Dedim ona ne oldu çünkü bendesin. Ne oldu öptüm gözüme sürdüm seni. Sen dahi alemde bir tur bendesin. Bendesin sen bendeyim ben tapına. Bendeyim ben nice ki sen bendesin. Gözlerim giriyanı biriyandır gönül... Leblir şeker özün pür handesin. Ölmüş denime aşkı anın ruh değil mi? Ölmüş denime aşkı anın ruh değil mi? Gamzesiyle dil dahi meccuh değil mi? Aşkıyla kavuştu gönlümün yoluna anın, Aşkıyla kahilen kapı meftuh değil mi? Kirpüğüne ne kıldığını sen sanma muamma, Gönülde anın yarısı meşruh değil mi? Bin yılda eğer Nuh yaşadıysa bin yaş, Ol yaş bana bir lahza da memnuh değil mi? Maşuk ile aşık bir olur aşk odu yıla, Madih dahi pes hem yine medduh değil mi? Hak ne yazmış ise ezelde bulur. Hak ne yazmış ise ezelde bulur. Göz ne iki görecek ise görür. İki alemde hakka sığınmışuz Tohtamış ne ola ya ahsah temur. Dilberin işi hitap bunaz olur. Dilberin işi itap bunaz olur. Çeşmi cadı gammaz olur. Ey gönül sabre tahammül kulana yara erişmek işi az az olur.